Evet sevgili gençler, hepiniz yeniden merhaba. Şimdi sizlerle birlikte cebirsel ifadelerin bir doğal sayı ile çarpımı konusuna başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpımı. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarparken çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırız. Yani doğal sayıyı cebirsel ifadenin her bir terimiyle tek tek çarparız. Ne yapacağız? 2 ile 3x'i çarpacağım. 2 ile 6'yı çarpacağım. İçeride şu an bakın 2 tane ifade olduğu için ikisiyle çarptım. Ama burada 5 tane de olsa 10 tane de olsa ne yapacaktım? 2'yi tek tek hepsiyle çarpacaktım. Çarpalım. 2 çarpı 3x 6x. 2 çarpı 6 kaç yapıyor bakın? 12 artı 12. Bitti, bu kadar. 6'yı dağıtalım paranteze. 6 ile x'i çarparsam 6x. 6 ile eksi y'yi çarparsak eksi 6y, bu kadar. Şimdi sorularımıza bakalım. İlk sorumuza bakalım. 4 çarpı parantez içerisinde ne var bakın? 5 eksi 3x, ne yapacağım? 4'ü önce 5'e çarpacağım. Daha sonra da ne yapacağım? Eksi 3x ile çarpacağım. Çarparsak 4 kere 5 20. 4 çarpı eksi 3x kaç yapar bakın? Eksi 12x, bu kadar. Devam edelim. 2 çarpı x 2x artı 2 kere 1 2. 3 çarpı 2x 6x. 3 ile de eksi 4'ü çarparsam kaç yapacak? Eksi 12 yapacak. Ve şuraya da bakalım son sorumuza. 6 ile eksi x'i çarparsam eksi 6x yapacak. 6 ile 4y'yi, yani artı 4y'yi çarparsam da cevabım 24y olacak. Aşağıdaki işlemlerin en sade halini yazınız diyor. Yani ne yapacağız? Öncelikle şu parantezleri, yani çarpma işlemlerini bir dağıtacağım paranteze. Daha sonra da toparlayacağız kimleri? Benzer terimleri. 4 çarpı x ne yapacak bakın? 4x. 4 çarpı eksi 2, eksi 8. Daha sonra 2 çarpı 3x ne yapacak? Artı 6x. Artı 2 ile de artı 1'i çarparsak artı 2. Benzer terimler kimler burada? Aynen öyle. 4x ile 6x, yani x'ini toparlarsak 10x. Diğer benzer terimlerimiz eksi 8 ve artı 2. Eksi 8 artı 2 daha ne yapacak? Eksi 6 yapacak. Yani cevabımız 10x eksi 6 ya da eksi 6 artı 10x, ikisi de aynı şey. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda da bu sefer yine öncekimi dağıtacağız. 5'i paranteze dağıtırsam 5 çarpı x 5x. 5 çarpı eksi 4, eksi 20. Artı 3 ile 2'yi çarparsam artı 6. Artı 3 ile eksi 5 x'i çarparsak eksi 15 x. Toparlayalım. 5 x ve eksi 15 x kaç yapacak? Eksi 10 x yapacak. Eksi 20 ile de artı 6'yı toparlarsak ne yapar? Eksi 14 yapar. Bakın cevabımız bu. Ama bunu böyle de görebilirsiniz. Yani eksi 10 x, eksi 14 doğru. Peki ben bakın ikisini de eksi parantezine alırsam, eksiyi çektiğim zaman şurada 10x kalır mı? Evet, bakın eksisini buraya verdim. 14'ün önündeki eksiyi de alırsam ne olacak? Burası da artı 14 olacak paranteze dağıttığınız zaman. Böyle de görebilirsiniz. Evet, şu işlemin en sade halini yazınız. Bakın bu sefer ne var? Önünde bir sayı yok ama eksi var. Biz eksiyi paranteze dağıtmayı biliyorduk. Ne yapıyorduk? Parantezin içindeki sayıların sadece işaretlerini değiştiriyorduk. Yazalım. 2 çarpı 3x'ten tabii başlıyorum. 2 çarpı 3x 6x. 2 çarpı eksi 4 kaç yapar? Eksi 8. Eksiyi paranteze dağıtınca ne demiştik? Sadece işaretler değişiyor. Tamam, bakın bitti. Benzer terimlerimiz kimler? X'li terimler ve diğer benzer terimler kim? Şuradaki eksi 8 ile eksi 5. Şimdi x'lere bakarsak 6x eksi 5x kaç yapar? 6x eksi x tabii ki de 5x yapar. Eksi 8 eksi 5'ler kaç yapar? Eksi 13. Sorumuz bu kadar. Evet, bakalım ne demiş bize? A çarpı B işlemini yapınız. A neye eşit bakın? 5'e eşit. B dediğimiz ifade neye eşit? 2A eksi 3'e eşit. Bu kadar. Parantezi dağıtalım. 5 çarpı 2A kaç yapıyor bakın? 10A. 5 çarpı eksi 3 eksi 15. Neden çarptık? Çünkü çarpma işlemimiz var. Bu yüzden cevabımız bu kadar. Diğer gösterim yöntemini de söyleyin. Eksi 15 artı 10A, ikisi de aynı şeye eşit. Aşağıdaki dikdörtgenin alanını bulunuz.
Alanı biz nasıl hesaplıyorduk dikdörtgende? İki dik kenarı çarpıyorduk ve buluyorduk. Dik kenarlarımızdan birisi bakın ne? 20. Diğerine x artı 5. İkisi de santimetre olduğu için tabii en son ne diyeceğiz? Santimetre kare diyeceğiz. Bir paranteze dağıtalım bakalım. 20 çarpı x ne yapacak? 20x. 20 çarpı 5 ne yapacak? Artı 100. Parantezi unutmayın. Santimetre kare yazmadan önce neden? Eğer parantezi koymazsanız sadece ne olur biliyor musunuz? 100 santimetre kare olur. 20x ise dahil olmaz bu birim. Parantez önemli. Bir çiftlikte x artı bir tane tavuk, x eksi bir tane tavşan vardır. Buna göre bu çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam ayak sayılarını veren cebirsel ifadeyi en sade haliyle yazınız. Şimdi tavuklarımızın adedi ne kadar? X artı 1 bize neyi soruyor? Ayak sayısını. Peki her bir tavuğun kaç ayağı var? Aynen öyle, 2 ayağı var. Yani ben tavuk sayısıyla 2'yi çarpsam tavukların ayaklarını bulurum. Artı diyorum neden? Bana tüm hayvanların toplam ayak sayısını soruyordum. Peki tavşanlarımız kaç tane? X eksi 1 tane. Ve her tavşanın kaç ayağı var? 4 tane var. Paranteze dağıtırsak şu çarpma işlemlerini ve en sonda toparlarsak cevabımızı buluruz. Yapalım. 2 çarpı x, 2x. 2 çarpı artı 1 ne yapar? Artı 2. Hocam 4'ü sağa koydunuz. Fark eder mi? Tabii ki de fark etmez. Neden? Biliyorsunuz ki çarpma işleminin değişim özelliği vardı. 4 çarpı x artı 4x. 4 çarpı eksi 1 eksi 4. Toparlarsak bakın kimler benzer? 2x ile 4x. Toparlayalım. 2x 4x daha. 6x. Diğer benzer terimler kim? Şuradaki sabit terimler. 2'den de 4'ü çıkartırsak eksi 2 kalır. Cevabımız 6x eksi 2. Kenar uzunlukları 8 cm ve x artı 2 cm olan dikdörtgenden kenar uzunlukları bakın şu büyük dikdörtgen 8'e x artı 2. Kenar uzunlukları x eksi 1 cm ve 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki gibi kesilip çıkartılıyor. Buna göre kalan kısmın alanını veren cebirsel ifadeyi yazınız. Kalan kısmı şu mavi kısmı nasıl bulabiliriz? Şöyle parçalarsın bulursun ayrı ayrı ama gerek yok. Ne yapacağız onun yerine? Şu büyük dikdörtgenin alanından şu beyaz dikdörtgeni çıkartırsam geriye şu mavi bölge kalacak. Peki büyük dikdörtgenin alanı nedir? 8 çarpı x artı 2 değil midir? Öyle. Eksi şu daha küçük olan dikdörtgenin alanında nedir? X çarpı x 2 çarpı pardon x eksi 1'dir. Bakalım dağıtalım paranteze ve toparlayalım. 8 çarpı x 8x 8 çarpı artı 2 artı 16 eksi 2 çarpı x eksi 2x eksi 2 çarpı eksi 1 ne yapar bakın artı 2 ve son adım 8x'ten 2x çıkarsa 16 ile de 2'yi toplarsak cevabımız 6x artı 18 santimetre karedir şu mavi bölgenin alanı. Doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpımının modellenmesi. Toplama çıkarmadaki modelleme gayet kolaydı. Merak etmeyin çarpmada bir o kadar kolay. Bakın 3 çarpı x artı 2 işlemini modelleyelim. Yine ne yapıyorduk modellemede? Bize bir baştan neyin neye eşit olduğunu vermesi lazım. Yani şuradaki sarı dikdörtgen x'miş bakın yeşil karede 1'miş. Zaten benim de bunlara ihtiyacım var. Neden? X artı 2 diyor. Bir x var. Bir de artı 2 dediğine göre 2 tane de artı 1 var. Bakın buraya yapmış. Şu parantezin içindeki sayıyı ne yapıyorum? Şöyle yatayda diziyorum. Daha sonra 3 çarpı dediği için aynısından bakın kaç tane oluyor? 3 tane oluyor. Alan nedir? Uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı, her bir parçanın alanları toplamı demiş. Bakın 3 çarpı x artı 2 tek tek sayalım. 1, 2, 3 x, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birbirine eşit mi? Gerçekten de eşit. Çarpma işlemini bu şekilde modelleyebiliriz. Şimdi gelin birlikte sorulara bakalım. Evet, bakıyoruz. Şimdi x'i ne vermiş? Şu koyu yeşil dikdörtgenle açık yeşil dikdörtgene ne demiş? Eksi x demiş. Mavi karemiz artı 1, sarı karemiz eksi 1. Burada hani soruda ne veriyor? Sona göre biz de yapacağız. Bakın burada ne var? Her bir satırda bir tane yeşil var. Yani x var. Buraya da yazdım. Bir tane de mavi kare var. Yani artı 1 var.
yazdım. Parantezimi de açtım, kapadım. Peki kaç sıra var? Bakın 1, 2, 3, 4. O zaman ne diyeceğim? 4 çarpı x artı 1. Çarptığım zaman ne çıkar? Bakın 4x artı 8 çıkar. Peki gerçekten de mi öyle? Bakalım. X, bu da x. Hepsi x bakın. Toplamda 4x var. Ve artı 8 dedim ama tabii burası artı 4 olacak. 4 kere 1, 4 dedik. Evet, sorumuza bakıyoruz. Bu yeşil dikdörtgenler neye eşitti? Eksi x'e eşitti. Evet. Şu mavi kareler neye eşitti? Artı 1'e eşitti. Bakıyorum bir satırda ne var? 2 tane eksi x var. Yani eksi 2x. 3 tane ne var bakın? Artı 1 var. Yani artı 3. Kaç tane peki satır var? Bakıyorum 2 tane var. Bitti. Cevabımız 2 çarpı eksi 2x artı 3. Evet, bakalım. Aşağıdaki modellemesi verilen cebirsel ifadeleri çarpma işlemi şeklinde yazınız. Hemen yukarıya bakıyorum. Turuncu dikdörtgen neye eşit bakın? X'e eşit. Ne yapacaktım? Satırlarda her satırda ne var? Onu parantez içerisine yazacaktım. Parantezin dışına ne yazıyordum? Bakın 1, 2, 3 satır olduğu için 3 çarpı yazacaktım. X'i de buldum. Artı. Peki şu turuncu kare neye eşit? 1'e eşit. Demek ki şu ifade 3 çarpı x artı 1'e eşitmiş. Evet, bakın yine ne yapacağız? Çarpma biçiminde yazacağız. Bir önceki, yani bir 30 saniye önceki sayfayı bir açın bakalım. Orada zaten göreceksin. Beyaz dikdörtgen neye eşitmiş? Bir bak bakalım. Evet, baktıysan eksi x'e eşit. Bakıyorum beyaz kare neye eşit? Ona da bak hemen. Onlar da eksi 1'e eşit. O zaman bakalım önce şurada 1, 2, 3, 4 tane satırım var. 4 çarpı. Her satırda ne var bakın? Bir tane eksi x var. Bir de ne var bakın? 2 tane eksi 1 var. Yani eksi 2. Cevabımız bu. Bu kadar. Bitti. Bakalım şu ifadeye bakarsanız öncelikle kaç satır var? 1, 2 satır var. 2 çarpı dedim. Peki şu turuncu dikdörtgenler neye eşitti? X'e eşitti. Bakın şu içi boş olan kareler ya da beyaz da diyebiliriz. Bunlar neye eşitti? Eksi 1'e eşitti. Hani hepsini yazmasak da olur ama tamam. Şimdi bakıyorum her satırda ne var? Bir tane x var. Yani sonra ne var? Bakın 3 tane eksi 1 var. Eksi 3 bitti. Peki ben bu 2'yi paranteze dağıtsaydım. 2 çarpı x 2x. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Hemen sağlamamızı yapalım. Bakın ne var? 1x 2x. Evet. Sonra ne var bakın? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Bitti. İkisi de aynı şey. Bir aşağıdaki örneğimizi de yapalım ve artık modelleme kısmını kapatabiliriz. Gayet kolay bakın. Gördüğünüz gibi farklı bir soru çeşidi gelme ihtimali yok. Maksimum bu. Bakalım. Şimdi bu turuncu dikdörtgenler neye eşitti? X'e eşitti. Şu turuncu kareler de 1'e eşitti. O zaman diyorum demek ki her satırda 1x var. Bir de ne var? 2 tane 1 olduğu için artı 2. Peki kaç satır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı da yazdım. Soruyu gönderdim. Bakalım KLMN dikdörtgeninin alanı neye eşitmiş? Alan nasıl hesaplanıyordu dikdörtgende? 2 dik kenarı yani kısa kenarla uzun kenarı çarpıyordum ve alanı hesaplıyordum. Kısa kenarım 7. Uzun kenarım neye eşit bakın? 5a artı 2'ye eşit. İkisini çarpacağım. 7 çarpı 5a ne yapacak? 35a yapacak. 7 çarpı artı 2 ne yapacak? Artı 14 yapacak. Ne diyeceğiz bakın? Birimlerimiz santim ve yani ikisi de santim tabii ki. Yani santimetre kare olacak. Ney? Alanımız. Üçgenimize bakalım. Üçgendeki olay neydi? Taban çarpı yükseklik tabii iki kenarda birbirine dik olacak. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım kaç? 7 mi? Eksi 2 çarpı. Yüksekliğim kaç? 6. Bir de ne var? Bölü 2. 2'yi hemen götürelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 3'ü de şu paranteze dağıtırsak bakalım ne olacak? Dağıtalım. 3 çarpı 7 mi? 3 çarpı eksi 2. Bitti. 21 mi? Eksi 6 santimetre kare. Neden? Çünkü birimimiz santimetre olduğu için.
Evet, son işlemlerimizi de yapalım ve artık konuyu kapatalım. Gayet kolay bir konuydu. Normal bildiğiniz çarpma işlemini yapıyoruz. Çarpma işlemini paranteze dağıtıyoruz. Bu da neydi? Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliğiydi. Hemen bakalım. 2 ile 3x eksi 15'i çarpalım. Yan yana yazmayalım. Artık zihinden yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 2 ile 3x'i çarparsam. Evet, 6x. 2 ile eksi 15'i çarparsam. Eksi 30. Bitti. Yine çarpacağım. Kimle? 6 ile. 6 çarpı 6x kaç yapacak? 36x yazalım. Eksi 6 ile de 30'u çarparsam 180 yaptı. Hemen bu çarpmaya da bakalım. 4a artı 12 ile 3a'yı çarpacağız. Bakın bu sefer sayı değil bu 3a. Hiç fark etmez. 3a ve 4a'yı çarparsak. Bakın 4 çarpı 3 12. A ile a'yı çarparsam 2 tane a olduğu için ne olacak? A kare 2'yi yazdım. Devam ediyorum. 3a ile 12'yi çarparsam 36a yapacak. Bir de eksi 5'e çarpalım ve soruyu gönderelim. Eksi 5 çarpı 12 ne yapıyor? Eksi 60 yapıyor. Bir de yanında ne var? Bakın a kare var. Eksi 5 çarpı 36 ne yapacak? Eksi 180 a yapacak. Cevabımız bu. Videoyu dinlediğiniz için teşekkürler. Bol tekrar yapmayı, bol soru çözmeyi unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.